Galatasaray'ın bir yılını 12 kareye sığdırmışlar. Bu hem başarı öyküsü hem de sanatsal değeri olan bir etkinlik. Çünkü Galatasaray'ı 12 kareye sığdırmak, bir yılını 12 kareye sığdırmak kolay bir iş değil. Ama gördüğüm kadarıyla bunun Galatasaray'ın heyecanını, Galatasaray'ın başarıdaki beraberliğini, birliğini bu kareye sığdırmışlar. Bazı yaptığımız etkinliklerin, özellikle Alanya maçından önceki yapılan koreografinin resminde gördüm. İnanın yani o aynı heyecanı tekrar hissettim. Dolayısıyla hissiyat özellikle yaptığı etkinliklerle ve her konuda Galatasaray Spor Kulübü'nün yanında olması, ihtiyaçları çerçevesinde her zaman destekçi olmasından dolayı bir teşekkür de onlara gönderiyorum. Sağ olsunlar, var olsunlar. Kuyuk Sigorta da önemli. Kuyuk Sigorta da bütün etkinliklerimiz de yanımızda. Galatasaray Spor Kulübü'ne her zaman destek veren bir kurum. Onlara da bir teşekkür gönderiyorum buradan. Emeği geçen herkese, özellikle hazırlanacak takvim, Cumhuriyetimizin 100. yılının takvimi. Dolayısıyla çok önemli bir takvim. Kareler de Galatasaray'ı çok iyi tasvir etmiş, özellikle son bir yılını. Şimdiden bütün Galatasaray taraftarlarının 100. yılını, Galatasaray yılı, yani Cumhuriyet'in yüzü Galatasaray diye bir mottomuz var. Bunu tekrarlayarak sözlerime son vermek istiyorum. Çok teşekkür ederim. Sayın Başkanım, 5,5 aydır görevlisiniz ama siz olsanız son bir yılda sizin kareniz ne olurdu? Yani kendi gözünüzde en önemli an nedir son bir yılda? Ben birinci kare olarak daha ödül töreni yapılmadan, seçilmeden evvel iki tane kare seçtim. Bir, Alanya maçından önce yaptığımız koreografi. Orada Galatasaray'ın değerlerini çok iyi yansıtan bir kareydi. İkincisi de toplu sporcuların bir araya gelmesi, Muslera'nın en tepeye çıkması kaptanımızın. O kare bana bir Galatasaraylı olarak, yani birlik ve beraberliğin, birbirini sevmenin ne kadar önemli olduğunu ifade eden bir kareydi. Zaten benim ve yönetimimin söylemleri de bu yönde. Başarı birbirini sevmekle, beraber olmakla ve birlikte hareket etmekle geleceğinin karesiydi o. Onun için o kare de benim için çok önemli. Bu iki kareyi çok beğendim. Bunlar hem bizim birlik ve beraberliğimizi hem de Galatasaray'ın değerlerini ifade eden karelerdi. İkisi de çok başarılıydı. Gelecek sene hangi kare ödül alacak sizce Sayın Başkan? Bir fotoğrafları görelim ondan sonra. Şampiyonluk fotoğrafı görür müyüz bu yarışmada? Göreceğiz. Teşekkür ederiz. Teşekkürler. Kolay gelsin. Evet, biz de araya çıkıyoruz. Saat başı birlikteyiz. Evet, Dursun Bey'in açıklamalarını ekrana yansıttık. Tabii bir taraftan Kulüpler Birliği devam ediyor Sayıştay. Az sonra Serkan, editör arkadaşımız beni uyardığında Sercan Dikme'ye gideriz. Tabii şimdi Sayın Nur Çebi'nin açıklamaları, yabancı sınırlaması mevzusu konusu. O tarafı da önemli. Tabii. 4 istiyor değil mi? 7+4. 7+4. Yok, aslında 7+4'dan 4'ten itibaren öte şunu anlatmaya çalıştı başta. Abi bu sürekli değişecekse biz yandık o zaman. Öyle olacak zaten. Şimdi diyor ki, ben diyor 7+4 olacak diye plan yaptım. Oyuncu aldım. Bonservis ödedim. Muhtemelen Emre Can'dan bahsediyor. Muhtemelen Tayyip Talha'dan bahsediyor. Gibi planlamalardan bahsediyor. Diyor o zaman diyor. Bir de oyuncu alamıyorum. Şimdi Sassuolo'nun başkanı diyor ki, Kanarya'nın ben diyor bu Fenerbahçe'ye mi versem, ona mı versem, buna mı versem diye. O da etkiliyor. Türkiye'deki durum da etkiliyor tabii. Pazarlık masasındaki adamları. Şimdi o sürekli değişecekse ne yapalım biz o zaman diyor. Şimdi bu yabancı sınırı kalktı. 2 sene sonra gene biri gelecek. Bu ne ya, ben geri getiriyorum diyecek. Benim şahsi fikrim kalkması yönde. Çünkü niye bu sefer bu Türk futbolcular yurt dışına gitmek zorunda kalacaklar. Ama bir yandan da diyorum ki daha da düşsün. Daha çok gençler oynasın Süper Lig'de. Efendime söyleyeyim, yani yabancı çöplüğüne dönmesin. Bir yandan da onu istiyorum. Sercan Dikme'ye bir gidelim mi dostum? Ya da bir kriter getireceksin bu işe.
Evet Sercan, daha halen devam etmekte ama 17.30 gibi bir açıklama yapılacak. Sözü şimdilik sana bırakalım. Aykut İnce, çok teşekkür ediyoruz. 2 saati buldu artık Kulüpler Birliği'nin toplantısı. Dakikalar önce de, yaklaşık 3-4 dakika önce Galatasaray Teknik Direktörü Okan Buruk Kulüpler Birliği toplantısına geldi. İçeride bazı kulüplerin teknik direktörleri var. Katılım gösteren yöneticiler var. Kulüp başkanları zaten var. Beşiktaş Kulübü Başkanı Sayın Ahmet Durçebi Kulüpler Birliği toplantısına katılmadı. Stadyumda işi vardı. Özellikle engellilerle ilgili, hem engelli sporcular hem de engelli vatandaşlarla ilgili bir proje vardı. O nedenle katılım göstermedi. Beşiktaş Kulübü As Başkanı Emre Koca da burada. Tabii ki ana gündem maddesi, Kulüpler Birliği'nde 2 saattir konuşulan konu, yabancı futbolcu kuralının ne olacağı, değişmesi durumunda kulüplerin isteklerinin olduğu, mevcut 8+3 kuralının değişmesini isteyen çok fazla kulüp başkanının olduğunu zaten ifade edebiliriz. Önceki gün bizlerin de katıldığı bir sohbet toplantısı vardı. Beşiktaş Kulübü Başkanı Ahmet Durçebi bu son zamanlardaki kulüplerin istekleriyle ilgili, yabancı kuralıyla ilgili bir açıklamada bulundu. O açıklamayı hatırlatarak aslında içeride neler konuşuluyor bunu söylemekte fayda var. 8+3 kuralına göre, 8+3 kuralına göre kadro planlaması yaptık. Gelecek sezon yabancı sayısı artarsa yerli oyuncular için ödediğimiz bonservis ücretleri neler olacak? Tayyip Talha, Emre Can, Kerem Atakan Keskin için kulüplerine çok fazla yüksek bonservis ücretleri ödedik. Federasyon bize bu bonservis bedellerini ödesin. Sonra yerli oyuncu sayısını düşürecekse düşürsün açıklamasında bulundu. Daha sonrasında da Sayın Çebi 7+4 kuralına okey olduklarını ifade etti. Hem burada bulunan kulüp başkanlarıyla konuştuğumuz zaman, içeride bulunan isimlerle konuştuğumuz zaman birçoğu mevcut kuralın değişmesini, biraz daha esneklik getirilmesini istiyor. Tabii sadece buranın bir karar merci olmadığını ifade edelim. Ben gün içerisinde Türkiye Futbol Federasyonu tarafıyla da konuşma fırsatı buldum. Bugün kulüpler isteğini belirleyecek yabancı futbolcu sayısı ile ilgili. Siz de ifade ettiniz, hem Fenerbahçe Kulübü Başkanı Sayın Ali Koç hem de Kulüpler Birliği Vakfı Başkanı Sayın Ali Koç saat 17-17.30 gibi bir açıklama yapmasını bekliyoruz. Orada işte bu 2-2,5 saattir konuşulan durumların, yabancı futbolcu sayısının gelecek yıldan itibaren ne olacağının isteği kameralar karşısında söylenecek gibi duruyor. Ama benim Türkiye Futbol Federasyonu tarafından aldığım bilgi, mevcut kuralın 8+3 kuralının sezon devam ederken herhangi bir değişme ihtimalinin olmadığı yönünde. Bunu da ifade etmekte fayda var. Evet, kulüpler konuşuyor şu an içeride. Bir fikir birliği aranıyor. Bir fikir alışverişi yapılıyor ama Türkiye Futbol Federasyonu tarafı da şu an oyun devam ederken, maçlar oynanırken, sezon sonuna kadar tabii ki bu, herhangi bir yabancı futbolcu kuralı ile ilgili bir değişmenin beklenmediğinin, federasyon tarafının da bakış açısının bu olduğunu söylemekte fayda var Aykut İnce.